Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bu seferki hepimiz için hayırlı bir video olacak. O yüzden özellikle çekmek istedik. Biliyorsunuz beni Instagram'dan takip edenle 2,5 aydır Köyceğiz'de yaşıyoruz. Büyük oğlumun burada bir okulu kazanması nedeniyle kışları Köyceğiz'de, yazları Datça'da olacağız. Bizi gelmemizle beraber gene beni Instagram'dan takip edenler bazı sağlık sorunları yaşadığımızı bilirler. Bu yaşadığımız sağlık sorunlarıyla beraber sağ olun, çok çok destek oldunuz. Aynı sorunları yaşayan birçok insan olduğunu fark ettim. Biz bu süreçte çok araştırdık, çok okuduk ve gerçekten yapmamız gerekenlerin ne olduğunu öğrenince öğrendiğim bilgilerden bir kısmını da sizlere aktarmak istedim. Ki benim gibi aynı derdi yaşayan, aynı sorunların üzerinde olan insanlar da belki bir noktada da faydam dokunmuş olur. Şöyle ki benim büyük oğlum, ki küçük daha İstanbul'da yaşarken yoktu ortada, biliyorsunuz o Datça çocuğu. İleri derecede alerjikti. Biz ona alerji testleri yaptırdık, birçok doktora götürdük. Özel makinalarda, nefes açıcılarda kullandı, astıma kadar teşhisler kondu. Ve devamlı hap, devamlı şurup içerek hayatını devam ettiriyordu. Aradan zaman geçti, biz Datça'ya taşındık. Datça'ya taşınmamızla beraber bizim oğlanın alerjisi azalmaya başladı. Arada ataklar geçiriyordu. Belli şeyler yaşadığında yukarıya çıkıyordu. Gene çok fazla toz, işte halı ya da yünlü şeylerle temas ettiğinde, hayvanları çok yakın sevdiğinde gene ataklarımız oluyordu ama çok 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 yüksek değildi. Köyceğiz'e gelmemizle beraber, ki ben Cem'le hiç alerji olduğunu düşünmüyordum. Minik bizim oğlan Cem Jerfi. Biz ona kısaca Cem diyoruz. Cem de hiçbir alerji reaksiyon göstereceğini düşünmemiştim. Ta ki dediğim gibi Köyceğiz'e gelene kadar. Köyceğiz'e yerleştikten yaklaşık bir hafta sonra bütün aile patır patır döküldü. Özellikle bizim oğlanlar, ikisi de alerjiden dehşet bir hal aldılar. Kortizon kullanarak kendilerine gelebilirler. Bu noktada çok büyük bir korku yaşadık. Çünkü uzun soluklu bir Köyceğiz hayatımız olacak. Kışları Köyceğiz'deyiz. Ne yapacağız biz peki? Gidemeyiz de, başka bir yere de geçemeyiz. Köyceğiz bizimle olacak bir şey. Ya bu çocuklar böyle devamlı İstanbul'daki gibi alerjik reaksiyonla devam ederse. Biz bunu araştırdığımızda söyledikleri, Köyceğiz'in havası çok rutubetli, çok nemli, ağacı çok fazla. O yüzden astıma kadar varabilir sizin bu alerjiniz. Allah Allah, neden peki, ne farkı var? 1,5 kilometre ötede hava temiz, egzoz yok. Hadi diyoruz ki İstanbul'da hava kirli olduğu için ne farkı var peki, burada bir şey var derken, biz araştırma yaparken internette Hep Online firmasıyla tanıştım. Hep Online firması anti alerjik ürünler satan bir firma. Bu noktada sorduğum soruları da içtenlikle cevap verdi. O yüzden özellikle çok sevdim bu firmayı. Şunu söylüyorlar ve internette de onların yönlendirmesiyle yaptığım araştırmalarda da gerçekten evimizde yaşayan mantlar ve akarlar. Alerji doktoruna gittiğinizde mutlaka duyarsınız. Evdeki tozları kesiyorsunuz, ev tozlarını kesiyorsunuz, halıları da toptan atıyorsunuz. Biz buna harfiyen uyduk. Kendim bildim bileli bizim evde halı yoktu. Ev tozu da bulamazsınız. Her gün temizlik yapıyorum. Tamam. Köyceğiz'de de aynı şekilde. Gene halı yok, gene ev tozu yok. Fark eden ne? Fark eden rutubet, ne ve ağaçlar. Rutubet nem şunu yapıyor. Martlar ve akarlar %50 rutubetin üstünde, nemin üstünde çok daha rahat yaşıyor, çok daha rahat yumurtluyor. Tamam, biz halıları attık, ev tozu da yok. Nereye yumurtlayacak? Doktorların da özellikle söylemeyi unuttuğu bir şey var. Yataklar. Bütün gece yaşadığımız yataklar. Yataklar nasıl yani? Mart ne yapıyor? Burada yaşıyor. Çünkü Mart neyle besleniyor? Senin vücut derinle besleniyor, saç kılınla besleniyor, telinle besleniyor. Senin döküntülerini yiyor, içiyor. Ne yapacak? Dışkı yapıyor. Nereye yapıyor? Onu da senin yatağına yapıyor. Yumurtluyor. Nereye yumurtluyor? Onu da senin yatağına yapıyor. Sen neredesin? Bütün gece bu yatakta yatıp yuvarlanıyorsun ve onu içine alıyorsun. Bunlar sana ne yapıyor? Hastalık yapıyor. Aslında senin halı diye, doktorların da özellikle halıları kaldırın dediği halıdan 30 kat daha zararlı bir şeyin içinde sen bütün gece yatıyorsun. Bütün gece o hayvanları içine alıyorsun. Alerjinin de ötesinde çok 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 farklı hastalıklara sebep oluyorsun. Bu noktada peki ne yapacağız? Halıya yatağa atamayız. Nerede yatacağız? Taşta mı yatacağız? Hayır. Bu noktada da önerdikleri, yatağınızı karantina altına alacaksınız. Ne sizin vücudunuzdan döküntüler akarlara geçecek, ne akarlar size gece temas edecek. Şöyle bir ürün aldım. Öncelikle büyük oğlumda denedim. Büyük oğlumun yaşam kalitesinin artmasıyla beraber küçük oğluma da sipariş verdim. Hatta şu anda bizim burası Minnak'ın odası. Orada çekim yapmak istedim. Dediğim gibi benim gibi aynı dertle yüzlerip olan insanlar için faydam dokunsun istiyorum.
Bu noktada da şöyle bir şey göstermek istiyorum. Özellikle ürünün geldikten sonra beğendiğim en büyük özelliğim şöyle. Ürünün bir kere yatağınızın ölçüsünü veriyorsunuz. Yatağınızın ölçüsüne göre yapılıyor. Ve en büyük özelliği şimdi bu yatakta görüyorsunuzdur. Burada da bir yatak koruyucu var. Alez var. Burada gerçekten bu alezin faydası yatağı korumak. Termuarlı kısım var. Yatağınızın yükseklik ölçüsünü veriyorsunuz. Yatağınızın yükseklik ölçüsüne göre yapıyorlar. Yani yatak hem alttan hem üstten tamamen karantina altına alınıyor. Bu sefer yatağın içinde yaşayan o mite'lar, akarlar vücudunuza geçmiyor. Gece boyunca yattığınızda bu ürün, bu yaratıklar sizinle temasa geçmiyor. Dediğim gibi ben memnun kaldığım için ve benimle beraber aynı derdi yaşayan insanların çok fazla olduğunu gördüğüm için, Instagram'da da bana çok çok destek olduğunuz için bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. Bu bir teşekkür videosudur. Dediğim gibi aynı sorunu yaşayan birçok insan var. Umarım bir noktada olsa bir faydam dokunur. Belki bir bakış açısı getirmişimdir size. Firma ile ilgili detaylı bilgileri açıklama kısmına ekleyeceğim. Telefon numaranı da koyacağım. İlgili arkadaşlarla konuşup daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinize çok geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.